610 milimetreden tüm kat değil. Doğru söylüyorsunuz ama metrekareye takılmıyor. Metrekareyle 617 metrekare aralığında değişiyor dükkanları. Zaman kısıtlı oluyor. Sormak istediklerimiz var. Öncelikle güzel bir sunum oldu. Güzel bir yatırım. Butong fabrikası bekliyorduk. Evet. Varlıbaş ailesi ne zaman o fabrikayı yapacak diyorduk ama daha kapsamlı bir proje geldi. Proje neden değişti? Önce onu soralım. Vallahi her işte bir hayır vardır bu sefer. Biz kadere kısmete inanan insanlarız. Biz Yitong ile beraber Karadeniz bölgesinde bir yatırım yapmak üzere bu arsayı temin ettik. Ancak sonrasında ortak onlarla yapmış olduğumuz çalışmalarda ham madde konusunda sıkıntı oluştu. Yani bir gaz beton fabrikası için yaklaşık 30 yıllık ham maddeyi karşılayacak bir maden ocağına ihtiyaç vardı. Bir ara bir Bayburtlar'da oralarda biraz bulundu gibi ama onda stoğu yetmedi. Yani doğal şartlardan dolayı aslında proje gerçekleşemedi. Sonrasında da yaklaşık bir senedir filan biz de bu arsayla alakalı bu sefer yeni fikirler üretmeye, geliştirmeye çıktı ilk sanayisi. Vallahi çok yakın bir zamanda yönetim kurulunda yapmış olduğumuz bir toplantıda tüm yönetim kurulu üyelerimiz bu arsayı yatırdığımızda burada ne yapalım diye fikir ortak çıktı. Yani dedik ki bölgede sanayi bölgesi haline dönüştü. Yomra şey yapıyor. Peki burada sanayi tesisi yapsak acaba şey olur mu? Acaba bir talebi var mı gibi. Ondan sonra Sayın Belediye Başkanımıza bu konuyu aktardığımızda şansa dedi ki o da dedi ki yani biz de sizleri davet edecektik. Yani çok denk düştü dedi. Burada çok yoğun bir ihtiyaç var dedi. Çünkü bölgemizde de şey ve o zaman dedim başkanım şey yapalım. Projelendirelim. Bizim daha evvel çalışmış olduğumuz İstanbul'daki iyi bir mimari ofisle hemen bir araya geldik. Hemen bir ekip oluşturduk. Oluşturduğumuz ekip Türkiye'deki hemen hemen bütün sanayi sitelerini inceledi. İstanbul'daki sanayi sitelerini inceledi. Trabzon'da yeni yapılan TOKİ'nin yaptığı Araklı'yı inceledi. Ve ortaya kendi vizyonumuzu katarak bir proje çıkartma fikri oluştu. Nihayetinde de bugün ne görmüş oldum. Sürdü bunu ortaya koymanız? Yani sanayi sitesi yapalım dedikten sonra kaç ay? Bu yaklaşık 4 aylık bir çalışmanın sonucu. Evet. Ama 4 aydır yoğun bir şekilde bütün ekip bu projeye odaklanmış durumdayız. İşte ortaya da bana göre çok güzel bir şey çıktı. Gerçekten çağdaş sanayi. Ben şunu hep söylüyorum. Biz yapmış olduğumuz her işte ne işi yaparsanız yapın. Yani gayrimenkul işi yapıyorsanız insan için yapıyorsun. İnsan ya orada oturuyor, yaşıyor, uyuyor ya çalışıyor ya eğlenmeye gidiyor. Ve insan için yapmış olduğum bir şey de insana insan hayatına uygun, uyumlu, güzel şeyler yapmak lazım ki bu şey sanayi sitesinde pek örneği yok aslında. Yani içerisindeki sosyal alanları çok şık, çok güzel. Gerçekten ilgi çekici bir şey. Proje haline dönüştü. Yaptığınız bütün yatırımlarda hep doğaya saygı ön planda tutuyorsunuz. Siz İstanbul'da da Mevdiyenler'de ben sordum niye bunun altı kahverengi üstü beyaz dediler topraktan gökyüzüne bir yani hep o hayranlığım vardır var yapa hep dikkat ederim. Burada hem doğa hem sosyal alan o bakımdan insanın içini ferahlatacak bir nehir önünden geçiyor ama siz ne katacaksınız? Vallahi biz şimdi bu projeyi ortaya çıkardık bitti. Bitince ben yurt dışındaki arkadaşlarıma fotoğrafları ilk gönderdim. Bana ne dediler biliyor musun? Hani nedir bu şey sorusu gelmeden çok ekolojik bir projeye benziyor dediler. Yani sizin bu söylediğinizi sadece özelliğini bilmeden bir fotoğrafla söylediler. Şimdi burada tabii arsanın arka tarafı orman, ön tarafında küçük bir dere geçiyor. Yani doğanın her imkanı var. Yapmış olduğumuz şeyde sosyal olanakları iyi koyduk. Biz bunun çatılarını da özellikle yeşillendirip, yeşil koyup yani o yeşilliği sağlamayı istiyoruz. Elimizden geldiğince o ekolojik bakış açısını buraya da yansıtacağız. Peki Trabzon'la bir alışveriş merkezi kazandırdınız. Bunu artık kazandırdınız diyoruz. Evet, bu başladı. Siz başladığınız işi hep bitirmişsinizdir bugüne kadar. Yani nasıl İstanbul'dan Trabzon nasıl görülüyor? Hevesleniyor musunuz? Yapalım. Ya da Trabzon kısıtlı mı? Yutong'da olduğu gibi ham maddeye uzak. Şimdi Trabzon'un en büyük sorunu arsa sorunu. Evet. Arsa yok burada. Yani şimdi şu özellikle böyle 50 dönüm düz bir arsa hele bir de şehire yakın olacak yok.
Yani evet. Şeyde yok. Trabzon'un maalesef coğrafi taraftan öyle bir sorunu var. Bizim bakış açımız tabii biraz duygusal oluyor. Evet. Çünkü düşün ki yani hepimiz Trabzonsporluyuz işte. Kardeşlerimiz yurt dışında büyüdü. Çocuklar hiç daha İstanbul'a ayak basmadan orada Trabzonsporlu. Şimdi Trabzonspor gerçeği var. Evet. Yani Trabzonspor hepimizin ortak değeri olduğu için burayla ilgin yüksek. Evet. O ilgin yüksekse bu bölgeden çıkmış bir iş adamısın, buraya bir şey yap istiyorsun. Kafan öyle çalışıyor. Bu bakış açısıyla elimizden gelen ve bizim şirketin bakış şeyine de uygun. Yani portföy yapısına uygun. Ne yapabiliriz? İşte alışveriş merkezi öyle bir fırsattı. Şehrin merkezinde prestijli, güzel bir lokasyon. Ha, burada var yap iyi bir alışveriş merkezi ortaya çıkarır dedik. Nitekim de yapıldı o. Hatta şimdi onu uluslararası bir firma ile birlikte çok daha da iyi bir hale getirmek üzere çok çok çalışma var arkasında. Öyle mi? Evet. Yani onu heyecanla söyleyeyim size. Yaklaşık herhalde birkaç ay sonra onunla alakalı da bir araya geleceğiz. Orada büyük bir yenileme konsept çalışması var. Onu yaptık. Ne oldu? Günde işte 10 bin 15 bin kişiyi misafir ediyorsun orada. Şimdi akabinde böyle bir iş merkezi yapıyorsun. Şu şey sanayi sitesi. Bu sanayi sitesinde nereden baksanız 3 bin kişi çalışacak. Evet. Yani 3 bin kişiyi ben misafir ediyorum. Uzun şeyde yapıyorum. O yüzden bizim bakış açımız şu. İstanbul'dayken Trabzon'a elimizden geldiğince fırsatları değerlendirip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakıyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı etsin. Ben teşekkür ediyorum. Burada bayağı ilgi oldu. Satışlardan yapılan var mıdır yok mudur? Onu da daha sonra. Bayağı bir satış var diye biliyorum. Öyle mi? Zaten arkadaşlar şey söylüyor. Yani öyle bir fiyatlar koyduk ki biz. O zaten satılmaması şey de. İçeride de baktık. 140, 240, 350, evet. 500. Trabzon'da zaten Trabzon bütçesi. Konut fiyatları artık 600, 700, 800. Evet, şey. Evet. Biz de oradan baz aldık. Yani özellikle şeyde fiyatlamada. Mesela Yomra'da yeni yapılan konut fiyatlarına baktık. Bu yapılan arsa o konutlara çok yakın bir yerde olmasına rağmen, ticari olmasına rağmen ama bunu kim alacak dedik. Sanayici şeyler alacak. Esnaflar, sanatkarlar. Onların bütçesine uydurmak için gerçekten fiyatları çok düzgün tuttuk. Düşük tuttuk şey için. Lansmana özel. Sonra artık şeye göre bakacağız. İnşallah Trabzon sizin koyduğunuz o süreyi iyi değerlendirir. İnşallah. Biz de onu bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Alternatif planlar da var. Aynen. Tamam. Cepheler 8'e 8 var. 4'e 12. Evet, çekiyoruz, buradayız hep beraber. Avni Bey, Sayın Bakanım, Sayın Vekilim. Tamam. 61 Saat TV, Trabzon'un haber sayfası.